TV52 18.30 ana haber bülteni ile sizlerleyiz. Ben Sabah Nur Akçay. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeş belediyeler istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımına ilişkin konuşan Erdoğan, bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır dedi. Bugün ağırlıklı olarak batı bölgelerimizdeki belediyelerimizle daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kardeşlerimizi bir güç birliği yapmak üzere aynı çatı altında buluşturuyoruz. Böylece Ensar Muhacir kardeşliğinin bir benzerini AK Parti olarak biz de yerel yönetimler alanında tesis etmiş oluyoruz. Dünkü grup toplantımızda 5 yeni belediye başkanımızın AK Parti ailesine katılımını gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki haftalarda da daha da artacağına inancım tamdır. İnşallah bundan sonraki her grup toplantımızda peyderpey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde vatan sevgisi, millet sevdası olan herkese bizim kapımız açıktır. Biz küçük hesapların değil, millete ve ülkeye hizmet etmenin derdindeyiz. Katılımlarıyla kökü mazide, gözü atide bu harekete güç katan belediye başkanlarımıza bir kez daha şahsım ve milletim adına hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Bu kardeşlerimiz mali idareler alanında belki de dünyanın en tecrübeli, en donanımlı, en gayretli siyasi partisinin yeni neferleri olarak ilçelerine, beldelerine daha büyük bir adanmışlıkla hizmet edeceklerdir. Bu süreçte başta genel merkezimiz olmak üzere tüm dava arkadaşlarım da aramıza yeni katılan veya katılacak olan belediye başkanlarımıza her türlü desteği vereceklerdir. İnşallah biz de diğer belediye başkanlarımızla beraber onların yardımcısı olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 1877 şahıs hakkında işlem yapıldı. 619 kişi tutuklandı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 619 kişinin tutuklandığını bildirdi. Sarıfakıoğulları Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Giresun Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan ile valilikte 2019 yılı asayiş olaylarını değerlendirdi. 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 1877 şahıs hakkında işlem yapıldığını söyleyen Sarıfakıoğulları, bunlardan 619'unun tutuklandığını belirtti. Soruşturma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 883 şahıs hakkında işlem yapıldığını, bundan 335'in tutuklandığını ifade eden Sarıfakıoğulları, 263 kişi için adli kontrol uygulanırken 275'inin savcılık, emniyetten serbest bırakıldığını ve firari 10 şahsın ise yakalanmasına çalışıldığını kaydetti. 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında 1877 şahıs hakkında işlem yapılmış, 619 şahıs çıkarıldığı adli mecilerce tutuklanmış ve 571 şahıs adli kontrol kararıyla, 541 şahıs ise savcılık emniyet müdürlüğünden serbest bırakılmıştır. Sarıfakıoğulları geçtiğimiz yıl terörle mücadelede 176 orta ve küçük çaplı operasyonun icra edildiğini dile getirdi. 2019 yılı içerisinde terörle mücadele harekatı kapsamında 176 orta küçük çaplı operasyon icra edilmiş.
ve bu operasyonlar sonucu iki bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte sağ olarak yakalanmıştır. Giresun'da 2019'da il genelinde meydana gelen 16 ölümlü trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Sarıfakıoğulları, yıl içerisinde yine 1060 yaralamalı trafik kazasının meydana geldiğini sözlerine ekledi. Ordu'nun Fasa ilçesinde dün akşam saatlerinde bir otomobille minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Öte yandan sabah saatlerinde de bir başka trafik kazası meydana geldi. Neyse ki can kaybı olmadı, maddi hasar oluştu. Kimi zaman aşırı hız, kimi zaman da dikkatsizlik kazaları da beraberinde getiriyor. Bazen de hava şartları kazalara davetiye çıkartıyor. Öyle ki Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki ayrı kaza meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Fatsa ilçesi Hacı Hulusi Baba Camisi önünde iki aracın karıştığı kazada neyse ki can kaybı yaşanmadı. Maddi hasar meydana geldi. Ha sen öbürünü mü aldın şimdi? Hemen olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün yan yattığı kazada can kaybı olmazken iki kişi yaralandı. Kaza anını güvenlik kameraları an be an kaydetti. Aha. Bir diğer kaza ise bu sabah saatlerinde yine Fatsa ilçesinde meydana geldi. Kaza Fatsa'da eski fisko birlik önünde meydana geldi. Neyse ki bu kazada da can kaybı yaşanmadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ordu Serbest Muhasebeci ve Maliye Müşavirler Odası Eski Başkanı Ertuğrul Yüksel, yeni yılla birlikte hayatımıza giren vergileri ve yapılan zamları değerlendirdi. Elektrik, su, doğalgaz derken zamlar aldı başını gidiyor. Gün geçmiyor ki neredeyse her sabaha yeni bir zamla uyanılıyor diyebiliriz. Kimi doğalgaza gelen zamdan, kimi de otoparka, markete gelen zamlardan yakınıyor. Ordu Maliye Müşavirler Odası Eski Başkanı Ertuğrul Yüksel de yapılan zamları değerlendirerek ekonomik krizin olduğunu vurguladı. Piyasada kim ne derse desin bir ekonomik kriz var. Yani esnafın durumu ortada. Daha doğrusu çarşı pazar gezdiğiniz zaman bunu gözlemek mümkün. Yüksel vergi sistemlerinde ve ürün değerlerindeki zamların %20'nin üzerinde olduğunun altını çizdi. Şimdi her şey zamlandı. 1-1-2020 itibariyle hem vergi sistemlerinde bazı değişiklikler oldu hem de ürün değerlerinde zamlar oldu. Şimdi asgari ücrete %15 civarında bir zam yapıldı. Memura, işçiye, daha doğrusu kamuda çalışanlara %9 yeniden değerleme katsayısı oranında bir zamları gözlüyoruz. Yani ama bunun yanında her şeye %20'nin üzerinde zamlar var. Yüksel elektrik, doğalgaz gibi ihtiyaçlara yapılan zamların dar gelirli aileleri zor durumda bıraktığını ve aslında bunu herkesin açık açık gördüğünü de sözlerine ekledi. Getiriyor, geçim sıkıntısı var. Yani ekonomik olarak bayağı bir sıkıntımız var. Şimdi bu doğalgaza, elektriğe yapılan zamları çok önce yapıldı. Onlar %30'un da üzerinde. Bu vaziyette dar gelirli, çok mağdur, çok zor durumda. Bunu söylememek için ya da söylemek için böyle çok mali müşavir olmaya, ekonomist olmaya gerek yok. Herkes bunu gözlüyor. Herkesin de bir bütçesi var. Ordu'nun Perşembe ilçesinde sel afeti nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan çalışmalara ek olarak tahkimat ve yol genişletme çalışmaları başlatıldı. ...2016 yılında Perşembe ilçesi Kaleyaka mahallesinde sel afeti nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti. Sel afeti sonrası yapılan çalışmalara ek olarak Perşembe Belediyesi tarafından tahkimat ve yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Perşembe Belediyesi Başkan Vekili ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Cem Eyüpoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. 2016
felaketi olan bölgemizdeyiz. Kaleyaka Mahallesi, Gargıca Sokak. İmkanlarımız dahilinde 2006'dan beri maalesef gerekli çalışmaları ancak bugün dün itibariyle daha doğrusu çalışmamıza başladık. En iyi şekilde bu mahalledeki halkın rahat ulaşımlarını, evlerine rahat ulaşabilmeleri için çalışmalarımız sürmekte. Bu doğrultuda belediyemiz diğer mahallelerimizi de işin içine katarak tabii çalışıyoruz normalde ama bütün mahallelerimize amacımız hizmetimizi yaymak. Bu mahallemiz afetten ötürü mağdur kalmıştı. Şimdilik burayı yapıyoruz ama tabii diğer mahallelerin öncesinde ve sonrasında devam ediyor. Balık fiyatları düştü. Balıkçılar soğuk havanın etkisiyle birlikte tezgahların şenlendiğini söylediler. Ordu'da mevsim normallerinde giden hava sıcaklığı balık fiyatlarını düşürdü. Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte tezgahlar şenlenmeye başladı. Bu durum balık satışlarını da olumlu etkiledi. Balıkçılar havaların soğuması ve deniz suyu sıcaklığının 6 derecelere düşmesiyle birlikte satışlardan oldukça memnun. Tezgahlarda hamsi, somon, levrek, mezgit, çeşit çeşit balık yer alıyor. Utanma yok, haydi. Aldım. Oldu, teşekkür ederim. Balıkçı Salim Yaşar, hamsi yeniden Karadeniz'e geri döndü dedi. Abi hamsi yeniden Karadeniz'e geri döndü. 8 lira 10 lira kilosu. Bugün 8 lira dün 10 liraydı. Ama vatandaş da bunu yiyor. 8 lira 10 lira olduğu için vatandaşa bir bolluk geldi. Levrek 25 lira, somun 30 lira. Mezgit 15-20 lira. Onun için Karadeniz'de bir bolluk çıktı şu anda. Vatandaşın gözü gönlü doydu. Halk bir hamsi yiyor. İnce hamsi yok. Çünkü hamsi hep iri şu anda. O yüzden vatandaş doya doya hamsi yiyor. Dolaba, difrize hepsine koyuyor. Ordu'da Türkiye Kamu Sen üyesi memurları maaşlara yapılan zamlara tepki göstererek bordrolarını yaktılar. Ordu'da bir araya gelen Türkiye Kamu Sen üyesi memurlar maaşlara yapılan zamları yetersiz bulduklarını belirterek Köprübaşı mevkiinde toplanıp eylem yaptılar. Osman Aga. Yaklaşık 50 memurun ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle yer aldığı eylemde yapılan zamların yetersiz olduğu belirtilerek maaş bordroları ateşe verildi. Burada memurlar adına basın açıklamasında bulunan Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Fatih Kalender Zengin, maaş zamlarının yetersiz olduğunu belirtti. Acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketinin hazırlanmasını istiyoruz. Malum konfederasyon ise durumdan hoşnut olacak ki, eriyen maaşlara unutulan 3600 ek gösterge vaadine, yardımcı hizmetlilere haksızlıkların kaynağı mülakata, sözleşmelerin kadroya geçilmesine, gelir vergisi mağduriyetine, bayram ikramiyesine ve emekli maaşlarına dair tek bir kelime etmiyor. Bugün memurlar maaşlarını aldılar. Yani takke düştü, kel göründü. Akla karay açığa çıktı. Türkiye Kamu Sen'de meydanlarda. Bugün de meydanlarda. Dün ne dediyse bugün de aynısını söylüyor. Memurların haklarının budanmasına seyirci kalan, hatta pasif tutumuyla üstü örtülü şekilde destek olan malum konfederasyon ve yetkililer bugün neredeler? Bugün hormonlu sendikalar gerçekler karşısında saklanacak delik arıyorlar. Bir yılda ailenin zorunlu harcamaları 359 lira artmışken 160 lira zam tek kelime edemeyenler memurun karşısına ne yüze çıkacaklar? Konuşmanın ardından memurlar maaş bordrolarını yakarak eylemlerini sürdürdüler. Müzik
Türkiye Ormancılar Derneği Giresun ve Ordu Temsilcisi ve Orman Yüksek Mühendisi Vural Aktaş, iklim değişikliğinin arttığını ve yeni hastalıkların ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Etkisi giderek daha çok hissedilen iklim değişikliği dünya gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Dünya çapında artan sıcaklık ortalamaları küresel ısınmanın endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor. Türkiye Ormancılar Derneği Giresun ve Ordu Temsilcisi ve Orman Yüksek Mühendisi Vural Aktaş, iklim değişikliği yüzünden son 30 yılda dünya ortalama ısısının normalin üstünde artış gösterdiğini ve yeni hastalıkların meydana çıktığını söyledi. İklim değişikliği sadece bizim ülkemizin bir sorunu da değil, tüm dünyanın bir sorunu. Dünyanın son 30 yılda ortalama ısısı 1 derece arttı. Bu ortalama ısının daha da artması halinde birçok bitki topluluğu bu yöreden uzaklaşacak. Tabii iklim değişiklikleri beraberinde yeni hastalıkları da getiriyor. Orman Yüksek Mühendisi Vural Aktaş, ülkemize yurt dışından gelen bitkilere yeterli testler yapılmadığından dolayı ülkemize hastalıklı bitkilerin girdiğinin altını çizdi. Ayrıca ülkemize ithal yoluyla gelen bitkilerde yeterli denetimler yapılamadığından onların beraberinde getirdiği çeşitli patojenler bizim mantar dediğimiz kısaca halkımızın hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bu da yine bitki toplulukları üzerinde oldukça zararlı ve olumsuz etkiler meydana getiriyor. Şimdi hep birlikte çarşamba pazarına gidelim ve bakalım meyve sebze fiyatları ne durumda? Son zamanlarda doğal gaz ve elektriğe yapılan zamların ardından geçim sıkıntısı çeken vatandaşları şimdi de pazar fiyatları vurdu. Paketi 10-35 lira, 5 kilo. Hava şartlarının da gün geçtikçe zorlaşmasının ardından bu hafta kurulan pazarda meyve sebze fiyatları adeta cepleri yaktı. Manav tezgahında yer alan A'dan Z'ye sebze ve meyve çeşitleri alıcısını bekliyor. Ancak vatandaş fiyatından dolayı yanına yaklaşamıyor. Fiyatlardan 5 liradan aşağı bir şey yok. Durumlar kötü. Fazla uygun değil. Fiyatlar uygun değil. Pahalı. Alan var, alamayan var. Şimdi bir pancara rica eden var yani. Yarım veririm diyen var. Ben bir arkadaşım şimdi aldı bir şeyler. Bir kilo kabağı veresi aldı da gitti. Üzüldüğüm için veriyorum. Ya geldi ya gelecek. Çünkü onları ben çok yaşadım. Çalışan bir kuruş da olsa çalışandır, güzel bir şeydir. Bir ekmek parasını kazan, nereden kazanırsan kazan. Hırsızlık, uğursuzluk yapma. Ama bu halde neye varırız, ne oluruz bilmem bebeğim. Vallahi bilmem. Herkesin şeyi yok. Kazancı yok, gidecek. Bunu ben buradan gideyim de 5 kuruş kazanayım demeyecek yeri yok. Özellikle de sarımsak almak artık mümkün değil. Pazarda rekorunu sürdürüyor. Fiyatı el yakıyor. En pahalı ürün şu an sarımsak. Sarımsak. Şimdi yazın da fiyatlıydı, şimdi de fiyatlı. 50-60 lira kilosu. Akdeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağış ve sel nedeniyle fiyatların artış gösterdiğini dile getiren pazarcılar, kışlık sebzelerin daha uygun olduğunu aktardı. Şu anda kışlık sebzeler rutin fiyat ucuz. Turfanda dediğimiz yazlık biber, patlıcan, domateste bir hareketlenme var. O da Akdeniz bölgesindeki en son olan yağış ve selden dolayı bir artış var. Ya şimdi kışlık sebzelerin ucuz olması tabii onlara biraz daha rekabeti artırıyor. Çünkü patlıcan 7,5, biber 5, domates 6 lira bazına çıktı. Artık daha çok ıspanak, marul, yeşillik tarzına yöneldi müşteri. Onlar daha uygun bütçeye göre. Ordu'nun en önemli turizm noktalarından olan Ulugöl her mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yaz kış rağbet gören Ulugöl'de kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor. Ordu'nun en önemli turizm noktalarından olan Ulugöl her mevsim ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Yaz kış rağbet gören Ulugöl oldukça güzel manzaraları ortaya sunuyor.
Kış mevsiminde kartpostallık manzaraları ile dikkat çeken Ulugöl'de hafta içi de yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonu Ulugöl vatandaşlar tarafından dolup taşarken hafta içi de ilgi odağı oluyor. Bölgeye gelen vatandaşlar Ulugöl'ün eşsiz güzelliklerini TV2'ye anlattı. Ulugöl'ü ilkbaharda ve sonbaharda gezmiştim. İki defa konakladım. Kış mevsiminde görmemiştim. Kış mevsiminde de görmek adına buraya geldik. Gayet de güzel, memnunuz. Manzarayı hayal ettiğim gibi, resimleri kimi gelen arkadaşlar paylaşmışlardı. Ben esasında Çambaşı Yaylası aşığıyım. Oralara gidiyoruz. Buraların da ayrı bir güzelliği var. Konaklama yerleri var. Gayet güzel de belediyenin hizmeti var. Evet. Çayımız, ıhlamurumuz, turşumuz hazır. Gayet de memnun kaldık. Vallahi bana göre bütün mevsim güzel ama en güzeli bana göre sonbahar gelmişti. Hele sonbahardaki değişik gözlükle taktığımız zaman renk cümbüşü çok daha farklıydı. Sonbahar daha güzeldi. Evet, daha önce duymuş muydunuz Ulugöl diye? Evet, televizyondan duymuştum, seyretmiştim belgeselde falan. Oradan hoşuma gitti. Oğlan da hadi sizi götüreyim dedi, geldik işte öylesine. Peki nasıl, umduğunuz gibi buldunuz mu? Henüz gezmedim ama gördüğüm kadarıyla güzel yani. Direkt buraya geldiniz, önce çay içtiniz. Evet. Karlı bir manzara var tabii, doğa. Doğayı nasıl buldunuz? Doğa harika, güzel, çok şahane. Geldiğinize değdi mi? Değdi, evet. Kar bizim oralarda yok. Bizim havza da genelde karlıdır ama bu sene yağmadı ama... Ordu merkezde de yok. Ama yüksek yerlerde bayağı ilk defa kar görüyoruz yani bu sene. Gelmişken de Ulugöl'ümüzü görmek, hani böyle bir güzelliğe şahit olmak, istemeden gitmek istemedik. Eşimle beraber geldik. Geziyoruz. Hani çok mutluyuz. Yollar da güzel. Fazla da bir kar yok. Şu manzaraya zaten doyum olmaz. Onun için yani ben çok mutluyum buraya geldiğimiz için. Gölköyümüzün insanını da çok seviyorum. Aslen Gölköylüyüm zaten. İzmir'e gitmeden de burada bir gezelim dedik. Gölköy Belediyesi sosyal tesislerinde görevli Bircan Akkaya ise yaz kış her gün tesisin açık olduğunu söyledi. Burası bir Gölköy Belediye tesisi. Sayın Fikri Uludağ Başkanımızın insanlara, halka yapmış olduğu bir hizmet. Para kazanmaktan ziyade burası 7/24 açık olsun ki gelen vatandaşlarımız burada mağdur olmasın diye açık tuttuğumuz bir tesis. Kış mevsiminde genel olarak insanlar hafta içi çalıştığı için hafta sonu genel anlamda ufak bir yoğunluk oluyor. Çünkü her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Nasıl ilkbaharın güzelliği varsa sonbaharda da görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Tabii ki ziyaretçilerimiz oluyor. Dediğim gibi burası da bir belediye tesisi. Gelen halkımız mağdur olmasın diye biz de 7/24 burayı açık tutmaya çalışıyoruz. Ulugöl'e gezmeye gelen gezgin gençler ise Ulugöl'ü çok beğendiklerini söylediler. Ben Niyaz Solak, Ankara'dan geldim. Türkiye'de 81 ili geziyoruz ve Türkiye'de kamp yapılacak alanları, yerleri bahsediyoruz. Şimdiki durağımızda Ordu'da bulunan, Gölköy'de bulunan Ulugöl oldu. Ulugöl'e geldik ve böyle kartpostal gibi manzarayla karşılaştık. Burada da çadır kampı yaptık. Herkese burayı tavsiye ediyorum. Evet, biz birlikte geziyoruz. Ben de Yasemin Engin. İstanbul'da yaşıyorum. Genelde Türkiye'yi sırt çantalı gezginler olarak geziyoruz ve temsil etmeye çalışıyoruz. Gezdiğimiz yerler hakkında bilgiler veriyoruz. Blogumuzda, YouTube kanalımızda ve Instagram hesabımızda tanıtıyoruz. Burası hakkında da çok güzel şeyler paylaşacağız. Biz burayı çok sevdik. Yazın da gelmiştim daha önce. Ama buraya geldiğimde kış fotoğraflarını göstermişlerdi. Mutlaka kışın da gelmesin demişlerdi. Ben bu kadar çabuk geleceğimi tahmin etmiyordum. Daha önce Haziran'da gelmiştim. Hazır kış rotası yapmışken, kışın çıkmışken buraya da yer vermeliyiz diye düşünerek buraya da geldik. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun Kabadüzü ilçesinde devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkat çeken Ladin ağacının Ordu Valiliğince koruma altında olduğuna işaret ederek, bakanlık tarafından yapılacak çalışmanın ardından ağacın tarihi anıt ağacı olarak tescilleneceğini söyledi. Ordu'nun Kabadüzü ilçesinde devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkat çeken Ladin ağacının tescillenmesi hedefleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası Kale Boynu Obası'ndaki ormanlık alanda
Devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç büyümüş ladin ağacı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ağacın tarihi anıt ağacı olması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvurunun yapıldığını belirten Güler, başvurunun ardından bakanlık ekiplerinin ağaçta inceleme yaptığını aktardı. Güler, ağaçla ilgili kısa sürede sonuç alınmasını beklediklerini ifade etti. Devrilmiş ladin ağacının görenleri şaşırttığını, böylesine önemli bir ağacın mutlaka tescillenmesi gerektiğini kaydeden Güler, böyle bir ağacın başka bir yerde olabileceğine ihtimal vermiyoruz. İlimize gelen tüm ziyaretçilerin mutlaka bu ağacı görmesini istiyoruz dedi. Güler, ağacın Ordu Valiliğince koruma altında olduğuna işaret ederek, bakanlık tarafından yapılacak çalışmanın ardından ağacın tarihi anıt ağacı olarak tescilleneceğini sözlerine ekledi. Mesudiye Belediyesi tarafından ayın 19'unda keyif alan yaylasında kış festivali gerçekleştirilecek. Kış festivali ile ilgili Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, TV2 Haber'e açıklamalarda bulundu. Mesudiye Belediyesi festivale hazırlanıyor. Hadi gelin. Hafta sonu Mesudiye Keyif Alan Yaylası'nda gerçekleştirilecek festivalde vatandaşlar doyasıya eğlenecek. Mesudiye Belediyesi tarafından ayın 19'unda gerçekleştirilecek festivalde kano, çayan, kayak, kızak, şehitlere saygı yürüyüşü gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Saat 10'da başlayacak kış festivali ile ilgili Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül bilgiler verdi. Evet, biz 5.sini yapacağız kış festivalimizi. Keyif Alan Ulugöl yaylamıza gerçekleştiriyoruz. Özellikle 15 tatili, yani öğrencilerimiz karnelerini aldıklarında velilerimiz işte ondan elinden tutarak işte Mesudiye memlekete getirdi. İşte İstanbul'dan, Ankara'dan birçok yerden biz bunu taşlandırıyoruz. Belki de bu anlamda ilk festivalleri Mesudiye olarak biz yapmıştık. İnşallah bu sene de 19 Ocak'ta pazar günü, yani tatil olduğunda cuma günü hemşehrilerimiz İstanbul'dan, Ankara'dan çıkacaklar. Cumartesi, pazar da özellikle pazar günü o kar festivalimizi çok görkemli bir şekilde yapacağız. Burada kar festivalimizde özellikle köpek güzellik yarışmamız var. Yani yöremizde işte Kangal köpeklerimizin, işte başka tür köpeklerimizin böyle kendini podyumda gösterdi. Çok güzel yarışmalarımız var. Yine kayan, çayan dediğimiz yarışmalarımız var. Şeyle ilgili, kaykıyla ilgili. Yine orada attığı kızaklarımız var. O bölgede en güzel şekilde hizmetini verecek. Tabii burada işte hamsimizdi, ne bileyim sucuk, ekmekti. Bu anlamda çok değişik şeylerimiz de orada vatan ikramlarımız bulacak. Zaten büyükşehrimizle birlikte biz geçtiğimiz hafta başladık buna. İşte çadırımızı kurduk. Orada altyapımızı aldık. Şu anda Ordu'dan hemşehrilerimiz özellikle birkaç araçla birlikte, hatta minibüste de yer bulamıyorlar Mesudiye gelmek için. Bizim ilgili arkadaşımız, ya başkanım soruyor ne kadar talep var, bu anlamda biz karşılayamıyoruz dediğinde, biz de özellikle araç sayılarını arttırmalarını ve biz altyapı anlamında ne gerekiyorsa belediye olarak yardımcı olacağımızı söyledik. İnşallah hani bir kıvılcım, işte keyif alan yaylamız için, Mesudiye'mizde turizm altyapımızın bir kıvılcım biz başlattık. İnşallah kar festivaliyle birlikte bunu çıtayı yükselteceğiz. İnşallah o bölgeye bu yaz döneminde büyükşehrimizle ortaklaşa, Ulugöl'ümüze, keyif alanımıza A tipi mesire alanı kalmayla ilgili bungalov tarzı evler, yine orada tesisimiz vardı otel anlamında. Bunu da önümüzdeki yere yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Yani Mesudiye artık kabuğunu yırtmaya başladı. Mesudiye ordumuzun parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Başkan İsa Gül herkesi festivale davet etti. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ramadanlar, temelinde güven var.
İkizce ilçesinde ustaların ellerinden çıkan sepetler Ordu'nun kültürünü yansıtıyor. İkizce'de sepet örücülüğüyle uğraşan Hüseyin Öztürk yaptığı işle ilgili bilgiler verdi. Ordu'nun İkizce ilçesinde üretilen sepetler hayran bırakıyor. Böyle yapıyoruz işte bu. Onlarca sepet ustasının yer aldığı ilçede birbirinden çeşitli sepetler üretiliyor. Ustaların ellerinden çıkan sepetler Ordu'nun kültürünü de yansıtıyor. Sepetler yük taşıma, sebze meyve taşıma ve fındık toplamada vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. İkizce'de sepet örücülüğüyle uğraşan Hüseyin Öztürk, 14-15 yaşlarından beri sepet işiyle uğraştığını belirtti. Bunu ben küçük yaştan beri, mesela 14-15 yaşımdan beri yapıyordum. Hı-hı. Bir ara verdim, ondan sonra tekrar 2007'den beri devam ediyorum. Babam yapardı heyleri. Bu heyleri babam yapardı. Evet. Yani bu sepet kısımlarını da dayımdan öğrendim. Tabii annemin kardeşi yapardı bunları. Biz de onlardan öğrendik. Bir sepet misire iki tane sepet verirlerdi. Hı hı. Böyle şey yaparlar, değiş tokuş yaparlardı. Para yoktu ya o zaman. Evet. Sepet yerine misir alırlardı yerine. Hı hı. Öyle para yerine. Değerli de bir şeydi yani. Tabii canım, ne? Mesela bahçeye gidersin. Sepetlerle eskiden fındık toplardık. Sepetlerle bahçeden sebze toplardık. Meyve, mesela ağaçtan meyve sepetine toplarsın. Bunlar böyle oluyordu yani. Hüseyin Öztürk, ördüğü sepetlerin kolaylıkla satıldığını söylerken özellikle il dışından ilginin de yoğun olduğunu ifade etti. Bunların çok alanı oluyor. Bunlara merak edenler var. Hı. Ben yılda mesela 100 tane yaparım. 100 tanesi gider yani. Gider. Hani hiç bir tane kalmaz. Onlardan mesela diyeyim ki sana, ben kalemlikler yaparım ki onlar bir görmelisin. Şu an yok elimde. Toptan verdim. Kalemlikler, memurların mesela kalemlikler yapardım. Küçük. Bunlardan yapardım. Küçük mesela arabalara süs yaparım. Bu gibi şeyleri çok yaparım. Yani hep gider yani. Bana çok şey sipariş gelir. Yani yapan çok var da yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? Hani bunun değerini bilmiyor kimse. O yüzden. Uğraşmak istemiyorlar mı? Uğraş, hani şimdi ne diyeyim sana? Tabii bu elemeni kurtarmıyor. O yüzden uğraşmak istemiyor millet. Yani bunu örmek bir şey değil. Tez örülüyor ama bunun ağzını kıyılamak şu. Bunun ağzını kıyılıyorsun. Güzel kıyılıyorsun böyle, aynen saç örgüsü gibi. Ha şu, aynen bu şekilde. Evet. Aynen öyle örmesini yapıyorsun. Bunları bulmak da mesela o ormandan, topraktan çıkartıyorsun. Fındık, hamındıktan yapıyoruz bunu. Ateşte haşırlıyoruz bunu. Ateşte çıkartıyoruz. Ondan sonra çubukları tabii gayet ince olacak bunun. Bunun çubukları. Öztürk sepet örücülüğüne dair bilgiler de verdi. Bu çubuk bu şekilde böyle yapılıyor. Yani bir alttan bir üstten şey diyorsun, bunu sıkıştırıyorsun. Yani sıkıştırmasan daha güzel görükmez, daha iyi olmaz. Hı hı. Adam diyor ki ya bundan diyor şey, hani benden gırır geçiyor, su durmaz bunda diyor. Ne de durur diyor ben diye mesela. 17 kişiden oluşan ve eğitimleri 3 ay süren turizm zabıta ekibi, kente gelen turistlere halkla ilişkiler, kent tarihi, turizm ekonomisi, turist rehberliği gibi konularda yardımcı olacak. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan turizm zabıtası yabancı dil eğitimlerini tamamladı. Turizmden yararlanan, turizmle iç içe olan bir şehir olma vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu bağlamda da Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde turizm zabıtası ekibimizi oluşturduk. Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan turizm zabıtası yabancı dil eğitimlerini tamamladı. Evet. 17 kişiden oluşan ve eğitimleri 3 ay süren turizm zabıta ekibi, kente gelen turistlere gastronomi, halkla ilişkiler, kent tarihi, turizm ekonomisi, genel mesleki etik, turist rehberliği gibi konularda turistlere yardımcı olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız
Mehmet Hilmi Güler Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğitimlerini tamamlayan turizm zabıta ekipleriyle bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdal Gülderen, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen eğitimler sonucunda başarılı olan arkadaşlarımız sertifikalarını aldılar dedi. 3 aylık bir sürede turizm zabıtalarımızdan 12 personelimiz 3 aylık süreçte 120 saat bir eğitimden geçtiler. İngilizce eğitiminden ve öğreniminden geçtiler. Ve bunun sonucunda da yapılan sınavlarda başarılı olarak hepsi sertifikalarını almaya hak kazandılar. Ordu Büyükşehir Belediyesi bundan sonra Ordu'ya gelen turistlerimizle olan ilişkilerde dil sorunu yaşamadan onların ihtiyaçlarını karşılama bağlamında daha başarılı, daha verimli bir şekilde turistlerimizi karşılayacağız ve turistlerimizin Ordu'da konaklamalarından mutlu bir şekilde bulunmalarını sağlamış olacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 17 kişilik turizm zabıta ekibi kentte 7/24 görev yapacak. Ayrıca vatandaşlar 153 ihbar hattından istek ve taleplerde de bulunabilecekler. Kısa bir süre önce Altınordu Belediyesi Basın Müdürlüğü'ne atanan Sezgin Yaşar bugün TV2'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Altınordu Belediyesi Basın Müdürlüğü'ne atanan Sezgin Yaşar TV2'ye iadeyi ziyarette bulundu. Altınordu Belediyesi Basın Müdürlüğü'ne atanan Sezgin Yaşar'ı TV2 Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özdemir ve TV2 Genel Yayın Yönetmeni Volkan Topkaya ağırladı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatlarıyla basın kuruluşlarını ziyaret eden Yaşar bu kapsamda TV2'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Altınordu Belediyesi'nin yapacağı çalışmalar hakkında Yaşar, Özdemir ve Topkaya karşılıklı olarak istişarelerde bulundular. İade-i ziyarette bulunan basın müdürü Sezgin Yaşar, "Tek amacımız şehrimize hizmet etmek. Bunun için de birlik olmalıyız." diyerek işbirliği içerisinde şehrimizin insanlarına hizmet etmeliyiz dedi. Ben teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar gösterdiğiniz işbirliğine, birlikte çalışma azmine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da Ordu'daki diğer televizyonlarımız olduğu gibi TV52 bizim için çok önemli. Ordu'nun dünyaya açılan penceresi, bizim hizmetlerimizi milletimizle, kamuoyuyla buluşturması gereken, buluşturabilecek çok önemli bir araç elimizde. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Buradaki tek gayemiz, tek amacımız şehrimize, insanımıza hizmet etmek. Ürettiğimiz hizmetleri sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak. Yine işbirliğine devam edeceğiz. Milletimize hizmet noktasında biz de üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte çalışmaktan biz mutluyuz. Bundan böyle de başkanımızın talimatıyla şehrimize, insanımıza hizmet için her şeyi birlikte yapmaya devam edeceğiz. Ordulu Nuriye Ölmez, devlet desteğiyle başladığı küçükbaş hayvancılıkla aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Gürgentepe ilçesinde yaşayan ev hanımı Nuriye Ölmez yaklaşık 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genç çiftçi projesine başvuruda bulundu. Başvurusunun ardından hibe desteği almaya hak kazanan Ölmez 36 koyunla hayvancılığa başladı. Zamanla koyun sayısını 120'ye kadar çıkarmayı başaran iki çocuk annesi Ölmez elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor. Projeden yararlandıktan sonra yaklaşık 2 yılda küçükbaş hayvan sayısını artırmayı başardığını belirten Ölmez, koyun sayısını daha da artırmayı hedeflediğini ifade etti. Küçükbaş hayvancılığa 2 seneden beri yapıyorum. Önce 2 koç, 32 tane küçük başla başladım. Ve sonra işte çoğaltmaya başladık. Şu an 120 tane oldu. Ölmez hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayarak, hayvancılık yaparak aile bütçesine önemli katkı sunduğunu, çocuklarının eğitim masrafını da buradan karşıladığını belirtti. Gel. Ölmez küçükbaş hayvancılığı imkanı olan herkese de tavsiye etti. Çok memnunum. Herkese de tavsiye ederim. Bütün hanımlarımızı bu konuda ilgilendirmesi için yani başvursunlar. Herkes yapabilir.
Ben eşim de bana destek veriyor. Beraber aşıyoruz her işi. Çocuklarım tatilde bana yardım ediyor. Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise son yıllarda uygulanan en önemli tarımsal projelerden biri olan Genç Çiftçi Projesi ile kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışan işsiz gençlerin köylerine dönerek iş sahibi olduğuna işaret etti. Ordu'da proje kapsamında bugüne kadar 172 genç çiftçiye 5237 küçükbaş, 393 genç çiftçiye ise 2194 büyükbaş hayvanın hibe olarak verildiğini kaydetti Yılmaz. Demokrasi düşmanlarını, adalet düşmanlarını, doğruluk, dürüstlük düşmanlarını, kitap düşmanlarını bağışlamıyorum ama organlarımı seve seve bağışlıyorum. Bu sözler sanatçı yazar Sunay Akın'a ait. Birinci kitap fuarına katılmak üzere Ünye'ye gelen Sunay Akın, organlarını bağışladığına dair belge imzaladı. Doğruluk, dürüstlük düşmanlarını, kitap düşmanlarını bağışlamıyorum ama organlarımı seve seve bağışlıyorum. Birinci kitap fuarına katılmak üzere Ünye'de bulunan yazar Sunay Akın, Ünye Devlet Hastanesi personelleriyle bir araya gelerek yaptıkları kısa sohbetin ardından organlarını bağışladığına ilişkin belgeyi imzaladı. Benim gözümde organlarını bağışlayan insan gerçek vatanseverdir diyerek organlarını bağışlayan sanatçı yazar Sunay Akın sözlerinde şunları ifade etti. Demokrasi düşmanlarını, adalet düşmanlarını, doğruluk, dürüstlük düşmanlarını, kitap düşmanlarını bağışlamıyorum. Ama organlarımı seve seve bağışlıyorum. Gerçek vatanseverlik, bu ülkeye gerçek sahip çıkmak, organlarını bağışlamakla mümkün. Benim gözümde organı bağışlayan insan gerçek vatanseverdir. Çünkü Tevfik Fikret der ki, vatan senden hayat umar. Sen yaşarsan o canlanır. Vatan için ölmek de var. Fakat borcu yaşamaktır. Ben bu dünyadan gittikten sonra daha çok insanın yaşaması için vatanseverlik adına, insanseverlik adına organlarımı bağışlıyorum. Kitap düşmanlarını bağışlamıyorum. Suna yakın konuşmasının ardından organlarını bağışladığına ilişkin belgeyi imzaladı. Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini yaşatan Giresun yaylalarındaki yeşilin tonları kar yağışının ardından beyaza döndü. Kümbet Yaylası ve buraya 5 kilometre uzaklıktaki Koç Kayası Tabiat Parkı seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor. Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini yaşatan Giresun yaylaları kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Kentin önemli turistik yerleri arasında yer alan Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası ve buraya 5 kilometre uzaklıkta yer alan Koç Yakası Tabiat Parkı beyaza bürünen haliyle doğa tutkunlarını cezbediyor. Yaylada ve tabiat parkında çam ağaçlarının yemyeşil çayırların karla kaplanması seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor. Beyaz örtü kaplanmış çam ağaçlarının oluşturduğu uçsuz bucaksız ormanlar, vadi içerisindeki akarsular, karlı vadilerdeki göller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İçerisinde konaklama imkanı bulunan 1840 metre rakımlı Koç Yakası Tabiat Parkı, 252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyle doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi oluyor. Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen turistler Tabiat Parkı'nda aileleriyle vakit geçirerek doğanın tadını çıkartıyor. Çocuklar karlar üzerinde kızakla kayarken aileler de doğayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştiriyor. Normalde Giresunluyum ama İstanbul'da yaşıyorum. Kısa bir tatil için geldik buraya. Özellikle burayı tavsiye ettikleri için buradayız. Çok güzel bir ortam gördüğünüz gibi. Aslında çok uzağa gitmeye gerek yokmuş. Harika bir manzara var. Biz şu anda doyamıyoruz. Biliyoruz yazın da geliyoruz, kışın da. Geldik öyle çocuklarımla. Öyle kaymaya, eğlenmeye. Çok güzel burası. Tesis anlamında çok güzel bir tesis. Koçkayası tesisleri. Sosyal anlamda da çok güzel. Buraya birçok etkinlik için geliyoruz. Ailece vakit geçiriyoruz. Çok da memnunuz. Çok da bugün de çok güzel bir ortam var. Gayet güzel yani burası şu anda. Yat. Ordu Gölköylüler Derneği Meslek Şehitleri adına 4. Meslek Şehitleri Futbol Turnuvası düzenledi.
Ordu Göl Köylüler Derneği Meslek Şehitleri Yüksek Gerilim Hattı ve İnşaat Şehitleri adına dördüncüsü düzenlenen Meslek Şehitleri Futbol Turnuvası açılışı gerçekleştirildi. Turnuva açılışına Göl Köylüler Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. Göl Köylüler Derneği Başkanı Mustafa Şahin açılış konuşmasında turnuvanın meslek şehitleri anısına düzenlendiğini söyledi. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Altınordu ilçemizde yaşayan Göl Köylüler olarak. Burada bir vücut olma noktasında hakikaten birlik ve beraberlik noktasında gayretli olduğumuzu, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman birçok şeyi başaracağımızı hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz. Tabii biz Altınordu'da yaşayan Göl Köylüler, enerji iletim hatlarında ve inşaatlarda çalışan meslek şehitleri anısına düzenlediğimiz bu futbol turnuvasının, özellikle burasını sporcu kardeşlerime söylüyorum, hakikaten ulvi bir isim, ulvi bir mana için bu turnuvayı düzenlemiş oluyoruz. Ne diyoruz? Meslek şehitlerimizin anısına. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise iş kazalarında meslek şehitlerinin unutulmadığının altını çizdi. Burada önemli olan şampiyon olmak değil, özellikle Göl Köyümüzün Türkiye genelinde bir emeği olan enerji sektöründe verdiğimiz şehitlerimiz var. Her sene gerçekten iş kazalarında da ne kadar önem çok ön plana çıkıyor. Bunların daha da artmasını talep ediyoruz. Ve derneğimiz de sağ olsun meslek şehitlerimizi unutmuyor. Her sene buna bir nebze de olsun hem dikkat çekebilmek için, hem de ailelerimize daha fazla destek olabilmek için, hem de onların sorununu spor sayesinde gün yüzüne bir kez daha çıkarmak için bu turnuvayı düzenliyor. Ve bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Şimdi spordaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. TV52 yüksek çözünürlüklü HD yayına geçti. Tüm kullanıcıların uydu alıcılarına yeni frekansları girmeleri ya da otomatik taratmaları gerekiyor. Yeni frekanslarımız frekans 12.685, sembol 27.500, polarizasyon yatay. Teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu antrenmanda futbolculara maçın önemini vurguladı. Yeni transferlerin Turgutlu Spor maçındaki performansları taraftarın yüzünü güldürdü. Derince Spor ile karşılaşacakları maçın antrenmanına denenmek üzere Ender Acar da katıldı. Pazar günü Derince Spor ile karşılaşacak olan takım tüm hızıyla hazırlıklarını sürdürüyor.